Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Sayfa 2. Emir'de 79 ve 104 105'e devam ediyor aynı mektubun. Çok ilginç, garip bir mektup. Çünkü benim bile ilk defa, benim derken genç olduğunuz için söylüyorum, bağışlayın. İlk defa ilgimi çekmiş. Hani hatırlar mısınız? Nasıldı? Fena ender, fenadır bil. Ha hiç ender hiç. Hiç ender hiç. Hatırladınız mı? Hiç ender hiç. Hiç, hiçliğini bilmek. Bu ilimdir. Ama masif Allah'tan çıkmak. Bu ilimle olur. Hiçliğini bilmek, bilmektir. Hiç. Bu hiçliğini bildiğin halde gene ilim sahibisin. Bu enderdir. Hiçliğini bildin, ender oldun. Bu hiçliğini bir de bilmeyi yok etmek. Bu da hiç. Hiç, ender, hiç. Bunun bir değişiği bu. Çok tuhaf. İlginizi bakayım çekecek mi? Ama kabullenmeniz biraz zor. Anlamanız veya benim de anlamam çok zor. Dedim ya, ilk defa ilgimi çekti. İkinci dersinde. Demek ki böyle bir haletim var ki avcı gibi onu gördü. Yani ihtiyaç hissettiğin zaman, ihtiyaç hissetmesin hiçbir şey olmaz. İhtiyaç hissetmesiniz hiçbir şey olmaz. Zaten Balla'da diyor ki ihtiyacınızı hissettiğin zaman okuyun. Ama ben tabii şey yapıyorum. İhtiyacını hisset veya hissetme oku. Ama ustadın dediği de o Balla'da biliyorsunuz. Peki, uzatmayayım da garibinize gidecek. Uzun seneler ihtiyarım haricinde olarak hizmet-i imaniyemi, maddi ve manevi kemalat ve terakkiyatıma, işte korkunç yer burası, bir de okuyayım, korkunç yer deyince bozdum. Uzun seneler ihtiyarım haricinde olarak hizmet-i imaniyemi, maddi ve manevi kemalat ve terakkiyatıma, bundan sonra dikkat edin, ve azaptan ve cehennemden kurtulmama ve hatta saadet-i ebediyeme vesile yapmaklığıma yahut herhangi bir maksada alet yapmaklığıma manevi gayet kuvvetli maniyalar beni men ediyordu. Niye? Yukarıyı okuyayım. Daha iyi anlaşılır. Fazla dağıtmayacağım. Merkezi vurmaya çalışacağım. Onun için etrafını bir de kazıyım. Yukarıdan alıyorum. Bir çeyrek asırdır. Nedir o? Hatta beni bu suçla itham edenler de biliyorlar ki o halde neden bana bu zulmü yapmakta ısrar edip durdular? Neden ben suçsuz ve masum olduğum halde böyle devamlı bir zulme, muanit bir işkenceye maruz kaldım? Neden bu musibetlerden kurtulamadım? Bu ahval adalet-i ilahiye muhalif düşmez mi? Üstada 28 sene işkence yapmışlar. Sonra devam ediyor. Bir çeyrek asırdır bu suallerin cevaplarını bulamıyordum. Bana zulüm ve işkence yaptıklarının hakiki sebebini şimdi anladım. Yani o beşer zulmeder, kader adalet eder. Hangi efalinizde, hangi düşüncenizde kadere fetva verdiniz? Şimdi ustadı siyasete, dini siyasete alet ediyor diye bizi yıkacak, bilmem ne yapacak. Yani siyasi bir hareket zannettiler.
İşkenceden işkenceye 28 defa zehirlediler. Hapisten hapise böyle yaşadı. Yarım çeyrek asır yani 25 sene. Şimdi onların zulmü onlarda kalsın. Şimdi ustad kendi tahlil ediyor. Her bir musibette, her bir hastalıkta insan böyle oturup iki elin arasına koyacak elini. Acaba maziye geçecek, zaaflarına bakacak veya hizmet ehli ise gelecekte Allah buna güzel hizmetler yapacağı için gelecekteki gözüken tehlikelerden alıkoymak için Allah bazılarını kırpacak, dökecek. Bunu. Halis olması için. İşte ustad da diyor ki, ben şimdi diyor suçum olmadığı halde tamam, o zalimin zulmü kalsın. Ama ben suçumu anladım. Onlar dini siyaset alet ediyor. Bizi gelip devirecek. Şeriat devletini kuracak. Ustad diyor ki insanlar irşat edilmeli. Daha şeriatı aileye getiremiyorsun. Ya nereye getiriyorsun? Ben misal vermiştim. Bunu anama da rahmetli demiştim. Anne dedim şeriat gelse, babama dedim 4 tane evlenme şansı verse olur mu oğlum dedi. Ya o başka bir şey var orada dedi. 65 yaşındaydı o zaman annem. 65-68. Yani benim evime şeriatı getiremezdim. Neyi getiriyorsun? Kim nereye getiriyor? O zaman bu millet irşat edilmeli. Konumuz o değil. Şimdi ustadın yöntemi insan irşat edilmeli. Ben kafirlere, zındıklara, münafıklara kızmıyorum. Benim üzüntüm Müslüman davasını bilmiyor. Tamam. Şimdi bak sıkıntısın ustad elini koymuş. Bak elini böyle koymuş. Dedi ki bir çeyrek asırdır bu suallerin cevaplarını bulamıyordum. Yani niye kader müsaade etti ya? Kader bunlara mı niye müsaade etti? Çünkü esbab bahanedir. Esbab hiçtir. Esbab perdedir. Esbab zahiridir. 4 tane şey. Hatırladınız. İken ustad genelini koydu. Bana zulüm ve işkence yaptıklarının hakiki sebebini şimdi anladım. Merak ediyorum bak. Bildikleriniz var ama ilginizi çekmeyen bir acayip bir şey var burada. Ben kemali tesirle söylüyorum ki, kemali tesirle gayet emin olarak ama üzülerek söylüyorum ki benim suçum Allah'a karşı hizmeti Kur'aniyemin maddi ve manevi terakkiyatıma, kemalatıma alet yapmakmış. Biz buna estağfurullah diyoruz. Gene bu ilgimi çeken bu değil. Yani bize baktığı için böyle yazmış. Hayır. Gayet doğru söylüyor. Çünkü insanın kontrolünün dışında duygular var. İnsan böyle Allah'ın tehditini duydukça cehennem gayzını açmış, Allah Resulü'nün hadisleri var, kabir, can çekişme olaylar, tamam mı? Onlar olunca insan ister istemez hemen aklı gidiyor bir hizmete. Ya hizmetim var, Allah'ın merhameti var falan. Gidiyor. Şimdi bunu anlıyorum, hissediyorum, Allah'a binlerle şükrediyorum ki, yani ben kader o zulmü edenlerin zulmünü bırakıyorum, kader noktasındaki benim suçum, hizmeti Kur'aniyemi, maddi ve manevi terakkiyatıma, kemalatıma alet yapmak imiş. Bunu anlamış ve hissediyor. Ama korkunç bir seviye. Anlamak ayrı. Hissetmek çok zor yani. Dikkati çekecek aşağıda. Nasıl bir hizmet-i imani, Kur'an'ı alet etmiş. Uzun seneler ihtiyarımın haricinde olarak hizmet-i imaniyemi, bak hizmet-i imaniyemi, maddi ve manevi kemalat ve terakkiyatıma, esas bu, azaptan ve cehennemden kurtulmama ve hatta saadet-i ebediyeme vesile yapmaklığıma yahut herhangi bir maksada alet yapmaklığıma manevi gayet kuvvetli maniyalar beni men ediyordu. Benim çok ilgimi çeken şu. Azaptan ve cehennemden kurtulmama hizmeti alet ediyoruz.
Ama bu yüksek seviye. Yapacağız tabii. Ama belki bazı insanlar bunu dinleyince diyor. Olur mu ya tabii ya. Yani meşrudur ama bunlara meşru değil. Böyle bunların limiti çok yüksekten atıyor. Şu, cehennemin tehditleri var ya, Kur'an tehdit ediyor, kabir hadisesini tehdit ediyor, can çıkma anını tehdit ediyor, gösteriyor. Hadiste değil mi? Kabir azabını söylüyor. Arkadaşlar, bu ne yapacağız ya, kefenleneceğiz. Yani bir fırına gidip ekmek almıyor musunuz? Görmüyor musunuz o fırındaki ateşi? Şöyle taş fırınları görmüyor musunuz? Adamın ödü patlıyor ya. Hemen nereye hatırımıza geliyor? O anda ne hatırım? Ya biz nurcuyuz. Hizmetimiz var. Lan para verdik bir sürü ya. Zekatlarımız var. Namaz var. Oruç var. Hepsi doğrudur. Ama bu ne ya? Şu. O cehennemin tehdidi, mehdidi geldiği zaman hiçbir hizmet hatırına gelmeyecek. Azaptan, cehennemden kurtulmama. Hizmet var. Risale-i Nur demeden sif rizailayı. Allah'ım beni benden daha iyi biliyor. Hiçbir şeyi cehenneme karşı koymayacaksın. Çok ilginç. Risale-i Nur talebeleri imansız kabre girmezler. Şu anlarda yazıyor. Sen hiç böyle bu noktada azaptan ve cehennemden kurtulmama ve hatta saadet ebedime vesile yapmaklığıma, sen bunu böyle düşündüğün için Allah'ta çakıyor. Niçin? Niçin cehennem tehdidine karşı hizmetini çıkartıyorsun bana? Niçin cehennem tehdidinde kalıyorsun? Niçin cehennemin tehdidi cennetin aguşu nazdaranesini böyle esas, böyle hislerin oluyor? Sif beni esas al, bunu da bırak, bunu da bırak. Rıza ilahi. Yani burada ilgimi çeken şuydu. Korktuğumuz zaman hemen hani tehditleri şey yaptım. Bilmem ilginizi çekti mi? Azaptan ve cehennemden kurtulunca hemen sığınıyoruz bir şeye. Sığınmayacaksın. Direkt Allah var. Yani bu da neydi? Hiç ender hiç. Mesela bir 7 Ashab-ı Kehf hadisesi var değil mi? Ashab-ı Kehf hadisesinde mi olmuştu bu kısa? Benim şu anda kafam yapmayabilir. Düzeltin eksim varsa. İçeride gençler var, delikanlılar. Bu yoksa bir kısada mı okudum? Acıktılar, dışarıya çıkacaklar. Ama taş inmiş, mağarayı kapatmış. Herkes demiş ki, herkes bir dua etsin. Taş kalksın. Herhalde Ashab-ı Kehf'ti. Başka mı? Taş kalksın. Bir tanesi demiş ki, ya Rabbi, düşünün. Falan tarihte şöyle 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 iyilik yapmıştım ya. Senin yanında makbul olmuşsa o şeyim, ibadetim, o işte yaptığım amelin hatırına şu taşı kaldır. Bir başkası böyle yapmış. Ondan sonra sofralar da geliyor. Kalkıyorlar vesaire. Öteki sofra geliyor. Açlar. Zembilli Ali Efendi bu da. Zembilli Ali Efendi ile birleştiriyorum. Bu taş kalkıyor, bilmem ne yapılıyor. İkincisi. Zembilli Ali Efendi niye zembilli demiş? İkinci kat mı? Çünkü tahtada, ahşaptan yukarıdan aşağı zembili sarkıtırmış. Akşama kadar orada durur yukarı iple. Milletin sorusu varsa zembili atarlarmış, sonra çekerlermiş. Akşam onun cevaplarıyla meşgul olur. Gündüz ibadetle, ilimle meşgul olur. Ertesi gün zembili indirilmiş. Cevap zembili ayrı, soru zembili ayrı. Niçin böyle yapıyormuş? Kimse eve gelemiyormuş karısından dolayı. Karısı bakteri yani. Böyle. Tam bir virüs yani. Bakteri. Hatta diyormuş yani böyle hakaret ediyor onlara. Bu moruk bir şeyde hakaret ediyor. Buna niçin geliyorsunuz? Onun için Zembili Ali Efendi karısının şerrinden kurtulmak için zembili sarkıtırmış. Onun için Zembili Ali Efendi denmiş. Karısının şerrinden dolayı. Bu sefer en son karar veriyor. Ben dedi, bununla uğraşılır mı ya? Çekip gidiyor.
Ondan sonra iki arkadaş geliyor, yola denk geliyor, uzun hadise, ben şey yapıyorum, oturuyorlar. Yani daha birbirlerini tanımıyorlar falan. Ondan sonra acıktılar, ne yapacaklar? İki tane arkadaşla şey yapınca üç arkadaş oldu. Dediler ki, biz dua edelim, madem Allah için yola çıktık, dua edelim de soframız gökten gelsin. Sebebi hiç, bu ikisi de şey. Ondan sonra, meğer ikisi vazifeli tabii. Tamam dedi. İlk önce dediler ki sen başla. O iki kişi taneden bir tanesi. Zemilal Efendi değil. O dua ediyor. Dua ediyor, sofra iniyor. Gökten sofra edip yemek yiyorlar. Ertesi gün işte yemek yiyecekler. Ötekisi dua ediyor. Zemilal Efendi etmiyor. Ondan sonra ona da sofra iniyor. Bir sofra. Yani hepsine bir sofra iniyor. Doyuyor. Üçüncü gün Zemilal Efendi'ye dua gelmiş. Ya Rabbi demiş. Ben diyecek hiçbir şeyim yok. Şu iki saf, temiz. Ne dua ettilerse onları aynı ben demişim gibi. Onların dualarının hürmetine, istedikleri şahsın hürmetine neyi vesile yaptılarsa onun hatırına bize sofrayı indir ya Rabbi. Sofra iki tane geliyor. Ondan sonra onlar da şaşırıyor. Diyor ki Allah Allah nasıl iki tane sofra geldi ya? Sen ne dedin? Ben dedim ki diyor, tamam, ben dedim ki diyor, şey, o ikiden, ya Rabbi, burada bir Zembili Ali Efendi var, karısının zulmünden dolayı sabredip veli olmuş, o kutbun hürmetine, o evliye-i azimenin hürmetine sofra indir, dedim dedi. Ötekisi de öyle dedi, bu başlamış ağlamaya ve geri dönmüş. Demek ki, herkes bir Zembili Ali Efendi olması için bir sebep lazım. Kimisi karısı, kimisi ekonomisi, kimisi kanseri, kimisi kolesterolü, kimisi kalpli, kimisi evladı. Bir zembil lazım bize yani, zembil. Şimdi cehennem tehdidi de bir zembil. Yoksa biz ıslah olmayız yani, biz sisteme girmeyiz. Böyle bir şey var. Hele ben müsbeti çok seven, menfi hiç sevmeyen bir insanım olarak söylüyorum. Yani bir tehdit unsuru gerekiyor. Tehdit unsuru olmasa haf ve reca olmuyor. Olmuyor. İşte ustad da diyor ki o cehennemin tehdidi var ya, cehennemin tehdidi, azap. Yani arkadaşlar tarif etmeme gerek yok. Korkunç tanımlanıyor o cehennemi. Şimdi o tanımlarken, anlatılırken cehennem, insan dehşete kapılmıyor. Zor durumda kalınca ne dua ediyorsunuz Yusuf? Yusuf ne şefaatçi yapıyorsun? Eğer mahsur yoksa diye söyleyebilir misin mesela? Büyük zatları. Zatları vesile yapıyorsun. Peygamberimiz. Ha, peygamberimiz. Aynen. Onun hürmetine diyorsun. Üstadın ismini. Abdülkadir Yenazat'ın. Onları vesile yapıyorsun. Ya. Maşallah ya. Onların hürmet hatırına diyorsun. Ben de hata yapıyorum ya. Vallahi hata yapıyorum. Hata derken yanlış değil ha. Hani iki tane şey var. Ayırmanızı istiyorum bak. Dağıtmayacağım. Bunun üzerine nokta yapacağım ve bir şey yapmayacağım. Gitmeyeceğim daha onun için. Bak şimdi. Bir örfü mana var. Bir şiri mana var. Mesela örfte kumru yemek, at eti yemek caiz değil. Hop, olur mu ya at eti ya? Veya kumru kuşu var ya. Kumrular var ya kumru. Ne diyorlar? Güvercin. Ha güvercin, güvercin. Güvercin eti yemek. At eti yemek. Öf de caiz değil. Korkunç. Ama şeriatta yenir. Ot yiyor çünkü. Ondan sonra tırnaklı değil yani böyle parçalayan şey değil. Et leş yemiyor. Ama toplumda bu yenmez dendiği için İmam-ı Azam örfü de nazara alarak at etiyle kumru ne dedik? Güvercin etini yemek tahrimen mekruhtur. Harama yakın. İkinci bir örneğimi vereceğim. İki tane Müslüman ve mihir de olursa bir kızla erkek nikah yapabilir. Bunun kapalı açık olması şey değil. Bu caizdir.
Ama gizli yaptıkları için, bir kaçamak olduğu için Allah da biliyor. Eğer hakikaten Allah için olsa, hakikaten din için olsa, hakikaten meşru olsaydı gizli yapmazdınız. Çünkü gizli olabilmesi için bir uzvunuz ya kesilecek, iman et, küfür et lan, Allah'ı inkar et, tabancayı dayadı. Ya bir organın kesilecek ya öleceksin. Zaruretler haramı o zaman helal eder. Senin üniversitede okurken sen demek ki kaçamak, zina yapmamak için dini bir kılıf yapıyorsun. Ama şeriatın ruhsatını aleti kullanıyorsun. Niyetin fasık. Niyeti fasık, muamelen doğru. Bu şekilde nikah yapsan caiz ama sahih değil. İki tane örnek verdim mi? Örnek verdim. Şimdi buna diyor. Ya Rabbi, azaptan ve cehennemden kurtulma Allah'ın tehdidi. Cehennem hakkında, Kur'an'da, Cübbeli de demişti bana. Ya sen hiç vaazında hiç cehennem falan yok dedi ya. Öyle diyor dedi arkadaşlar. Dedim ki, yemekte lazım olduğu kadar tuz lazım. Onu da sen veriyorsun zaten dedim. Ben de başka malzeme koyuyorum yemeğe dedim. Cennet bahsi var ya, cehenneme dair olan kısmı bir sayfa bile değil yani. Ha bu kadar. 28. sözde. Cennet bir sürü, cehennem bu kadar. Bak şimdi. İrfan, ilginç bir diyar burası, okuyorum da. Şimdi ustad 28 sene işkence çekmiş de, zalimin zulmünü koydu. Ama kader bana bunu niye reva gördü, onu şey yapıyor. Çok ilgimi çeken maddi ve manevi zevkime alet etmemek. O geçtim, benim 30 senede ilk defa ilgimi çeken azaptan ve cehennemden kurtulmama vesile yapmak imiş içeride. Şimdi Kur'an'ın tehdidi, hadis-i Kur'an'daki cehennem tehditleri, hadis-i şerifteki can çıkma anı vesaire duyduğu zaman ustad hizmetini vesile yapıyormuş. Koyulmuş karşısına. Bu da suçmuş. Bak, caizdir, sahih değildir. Bu caizdir. Ama ustad gibi insanlara sahih değildir. Yani böyle tehdit olduğu zaman, sen ne dedin böyle sıkıntı olduğun zaman, ne kimi şefaat yapıyordun Yusuf? Peygamberleri, sahabeyi, Geylani, İmam-ı Rabbani, öyle dedin değil mi? Sen kimi vasıta yapıyorsun? Vesile yapıyorsun ya Rabbi, azaptan kurtulmam için İrfan. Yani benim aklıma da hizmet geliyor abi, nur tacileri, şahs-ı manesini anlayıp. Aynısı bana da öyle geliyor. Hepimiz de suç işliyoruz. Ama caiz bak. Caiz. Benim de şu. Ya Rabbi. Risaletin nurun hürmetine. Risale-i nurun hürmetine. Risaletin nurun hürmetine. Resail-i nur hürmetine. Ve bunların bütünlüğünün oluşturduğu şahs-ı manevisinin hürmetine. Ya Rabbi. Şunu bana ver. Bu halimi kaldır. Risale-i nur. Nur cemaatinin şahs-ı manevisini temsil eder. Resail-i Nur, Kur'an'ın mana içeriklerini anlatan yönüdür. Risalet-i Nur, Allah Resulü'nün risaletinin hamili oluşudur. Yani risalet yönüdür. Risalet-i Nur, Resail-i Nur, nübüvvet tarafıdır Risale-i Nur'un. Risale-i Nur ise Nur cemaatının şahs-ı manevisidir. Yani sevaplarının, yani dimalarından çıkan tefekkürler, kalplerinden çıkan zikir, evraklar, tezekkürler, nedametler, ibadetler vesaire. Yani ise nur talebelerin müsbet hayatlarını bütünlü şahs-ı manevisi. Ben hep onlara diyorum, ya Rabbi hizmetin hürmetine. Ben de caiz olmakla beraber yanlış yapıyoruz. Bak diyor ki, çok garip ya, ilgimi çok acayip çekti. Çok etkilendim zaten. Etki altında. Hep şahsı kemalatıma maruz bırakmakla bir alakalı mektubu biliyoruz abi. Üstadın bu kadar eziyet çekmesindeki maksat aynısı. Kemal işte, ama bu evet. Değişik bir şey bu. Sarih ifade kullandığı için öyle biliyoruz yani. He bakalım, onlar yeri var. Nokta atış yapacağım, dağıtmayacağım diyorum. Bak buradan. Şuraların hepsinin açılımı var ama nokta atış yapacağım şu. Uzun seneler ihtiyarım haricinde olarak hizmet-i manevi, maddi ve manevi kemalatıma ve terakkiyatıma. Bunu hep biliyorduk. Evet. Sonra azaptan ve cehennemden kurtulmama, hatta saadet ebediyeme vesile yapmama yahut herhangi bir maksada alet yapmaklığıma manevi gayet kuvvetli maniyalar beni men ediyor. Biz hep maddi manevi terakkiyatıma vasıta yaptığı için
Tokat yedi biliyorduk. Ben de öyle biliyordum. İlgimi çekmemişti. Azaptan ve cehennemden kurtulmama bile bu alet edilemez. Öyle büyük bir şey tarafı var bu. Kur'an da öyle. Kur'an başta zaten. Nasıl bakacağız? Abi? Nasıl bakacağız? Ne cehennemin tehdidi, alevleri, ne cehennetin aguşu nazdaranesinin ve içerisindeki met edilmiş şeyler asla koy. Bizi cehennemde alakadar etmemeli cennette. Bizim cehennemimiz cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmek, bizim cennetimiz cennetin sahibi olan Allah'ı bulmak olmalı. Rıza ilahi. Ya Rabbi, cehennem tehdidi şu gün. Allah'ım sen varsın yeter. Hiçbir şey alet yok. Sen varsın yeter. Yani nur talebesinin cehennemi, cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmek endişesi olmalı. Ben Allah'ı kaybedersem ne yaparım? Haşa, olmaz ama böyle bir şey. Allah dese ki tövbe, tövbe yani tövbe. Yani tahayyülü küfür, küfür olmadığı için. Girin lan, tamam. Girin cennet. Ama ben sizden razı değilim. Razı olmadığı halde olmaz ama razı değilim, hadi gir, tamam. Git cennet. Cennet olur mu sana orası? Neye benzer biliyor musun? Sevmiyorum seni, gelmişsin. Demek ki yani gelmemeliydin ama o fakirlikte var mı? Vardı ya. Yemek yok. Gelmemeliydin ama ye lan, zıkkım olsun, ye. Yer misin daha? Şimdi yemezsin de belki fakirlikte, bilmiyorum. Zıkkım olsun lan sana. Ye. Yenir mi o? Ama şöyle dese, kardeşim hoş geldin, safalar getirdin, başımın üstüne geldin. Vallahi kuru ekmeğim var. Ulan bu mu daha kuru ekmek, baklava gibi olur? Ye lan, zıkkım olsun lan sana. O baklava mı kuru ekmek olur? He? Ya ne tuhaf eser ya. Her gün beni hayretler içine koyuyor. Her gün hayret ediyorum. Her bir şey çünkü hayret ediyorum ya. Acayip bir şey. Hayret makamı tasavvufta son zirveymiş. Vallahi hayret ediyorum. Niye ben Risale-i Nur'u niye kullanmayacağım ki ya? Zor. Ben 30 sene mi vermiş? 30 küsür sene. Lan bunu tampon kullanacağım tabii ya. Ya Rabbi. Risale-i Nur'un şahsi manevisi hürmetine, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hürmetine, arşın kürsün hürmetine, sana gönül verenlerin hürmetine, senin aşkın daim, ah-ı fırkata gözyaşlarını akıtanların hürmetine, secde edenlerin hürmetine, sübyan, bebelerin hürmetine, sübyan çocuklar var ya böyle, hürmetine, emzikte olanlar ki hadiste geçiyor, çocukların hürmetine, yani ya Rabbi diye sizi yapıyoruz da Allah'ım kurtar şu şeyden. Allah'tır da bu yani. Bir tanesi bana böyle yalvarsa tövbe estağfurullah. Tamam lan, tamam hadi. Tamam yeter. Geç abone dersin. Allah ya bu ya. Şey yapan bu. Allah haşa bizimle şey yapmıyor. Aslında dua yaparken inşa oluyoruz. Sıyrılıyoruz. Arınıyoruz ve doluyoruz. Dua dolmaktır biliyor musunuz? Zahirde birisini yalvarmak gibi gözükürken birisini aslında dolmaktır. Ayrılmak da sıyrılmaktır. Saflaşmaktır, safiyullah'a dönmektir. Üzerindeki battaniyeleri atmaktır. İnşallah bir gün dua yaparız böyle. Yani çok acayip. Ya Rabbi, Risale-i Şahs-ı Manevisi'nin hürmetine beni azaptan ve cehennem ateşinden koru. Yok. Ben diyor. Çok acayip bu. Bu ne? Hiç ender hiç. Hiçliğini bilmek ilimdir. Peki abi, bu ifadeler şefaati kaldırmıyor mu? Yani mesela peygamberin hürmetini attı demek şey. Yani şefaati da devre dışı yapıyor. Direkt rıza ilahi ya. Kaldırıyor tabii. Şefaat da var. Ama rıza ilahi bambaşka bir makammış ya. Ne şefaat var ne bir şey var burada ya. Hiç. Hiçlik makamı yani. Gerektiği yok demeyeceğiz. Hiçlik makamı. Hiç olmak için ilim lazım. Hiçliğini bildin mi? Hiçliğini bildin ama bir varlık gene o. Bilmek. İlim de bir varlıktır. Bunun da kafasını keseceksin. Bunu da hiç edeceksin. Hiç. Hiç ender hiç. Çok acayip. Hani torbasında ustad torbasında şunu koymuş. Neydi? Nafaka mıydı? Naks. Fakr. Kusur. Aç.
başka torbasında bir şey olmayacak. Nerede geçiyordu bu? Mesnevi'de geçiyordu. Mesnevi'de geçiyordu. Kaçtı? 205 miydi? Ya 205 ya 215. bakayım. Yo. Şeyde arkadaşlar. Yok. Gene 208 abi. 208 mi? 3. harf. 208. Torbasında nafaka, naks, fakr, kusur, az. Torbanda hiçbir şey olmayacak. Artık senin dünyanda bu nasıl bir makam, nasıl bir şeyse ben yani caizdir ama caiz değildir ha. Bu caiz olmayanlara konuyor. Bu biraz özel konuşuyoruz ya şimdi. Yani 30 ilk defa azaptan ve cehennemden kurtulmama vesile etmiş. Sen misin bunu Risale-i Nur'u azaptan cehennemden kurtulmana? Çak ben zannediyordum ki maddi ve manevi kemalatını alet ettin. Ana azaptan da kurtulmaya istemiyor. Niye? Ne cehennem ne cennet. Rıza-i ilahi böyle. Cehennem tehdidini düştün. Kim olursa olsun. Ne tehdit olursa olsun. Ya cennet, cennetin bu kadar şeyi var. Direkt Allah. Ahmet bin Hanbel'in sözünü hatırlıyorum. Fıkıh-ı Ekber'de geçiyor. 347. Fıkıh-ı Ekber'imi getirebilir misin? Nerede abi? O dolapta, şu dolapta orada yaz, şey yapar. Siyah bir şeyin sarı bir yazısı var. Fıkıh-ı Ekber. Ama getir de. Belki bazıları şey yapar. Orada Ahmet, İmam Azam Allah'ı gördüğünü söylüyor. Ehl-i sünnet vel cemaat ittikadınca ben Allah'ı çok anlattım hatırlarsınız. Allah'ı görmek çok hatırlattım ama ben göstereyim diye şey yapıyorum. Allah'ı görmek zaten var çünkü sünnettir. Risale-i Nur'da geçiyor. Miraç gitti geldi o kapıyı açık bıraktı. Cenab-ı Hakk'ın kelamına ve rüyetine mazhar oldu eadiyetiyle. Gitti geldi kapıyı açık bıraktı mı? Ahmet bin Hanbel İmam Azam 99 defa görmüş. Orada diyor ki ölmeden önce bir sekirattan önce bir defa da gördü ama bizi dedi söyleyemeden, haber vermeden vefat etti, keşfetmiş İmam Ebu Yusuf 100 defa gördü diyor İmam Azam için. Ondan sonra Hazreti Ali'den bahsediyor orada. Cafer-i Sadık'tan bahsediyor. O namazdayken evi yanarken Allah'ı görüyor. Ahmet bin Hanbel, Hanbeli mezhebinin kurucusu, 1 milyon hadisin ravisi Allah'ı görmüş. Allah'ı görünce Allah bunu buna dedi ki Latife-i Rabbani görüyor bu işi. O Allah'ı görme konusu çok işledik. Nasıl Latife-i Rabbani görüyor? Dün de anlattım. Artık ona girmeyeceğim. Cenab-ı Hak dedi ki ey Ahmet. Ha tamam o abisi. Bakayım Fıkıh-ı Ekber. Bu. Fıkıh-ı Ekber. Şu. Tamam. Ondan sonra ey Ahmet diyor. Sayfa göstereceğim. Benden ne istiyorsun? 203. Delilsiz. Ben tatmin olmamda sana nasıl söyleyeceğim? Ne diyorsan hep delilim var. Ama bazıları şu. Abi, onu naklettim. O mesela mağara meselesi. Şu anda kitabı hemen hatırlayamıyorum ama nakş yaptım. Bak. Rivayete göre Ahmet bin Hanbel rüyada Allah'ı görmüş. Ve kendisine ya Ahmet bütün insanlar yani ben de ne istiyorsun dedi. Böyle durdu. Allah'ı görünce Allah şöyle demiş. Ya Ahmet bütün insanlar benden isterler. Ebu Yezid başka. O yalnız beni ister buyurmuştur. Bunun sebebi diye aşağıda anlatıyor. Şöyle diyor o anda Ahmet bin Hanbel. Ey Ahmet ben de ne istiyorsun diye anladı. Ben diyor böyle kaldım diyor. Allah devreye girdi. Herkes benden bir şey istiyor. Ama benim verdiklerim ben değilim. Sen benden bir şey isteme. Beni iste. Yani ya Ahmet bütün insanlar benden isterler. Ebu Yezid başka. O yalnız beni ister buyurmuştur. Yani sen de beni iste. Burada anlatıyor bak. Başka kaynakta Ahmet bin Hanbel 99 defa gördüğünü, Hazreti Allah'ı 99 defa gördüğünü, kitabın adı Hazinetül Esrar.
Celiletül Eskar sayfa 53. Kur'an okumanın faziletine dair mevzuda geçiyor. Aslı Arapça bir kitaptır. Bak Ömer Nesefi. Akaid 89'da da bu mevzu geçiyor. Burada görenler vesaire. Şimdi Allah'ın rızasını o hatırlıyorum. Yani rıza Allah'tan bir şey yani dedi ya. Ya Rabbi cennet istiyorum. İsteme. Cehennemden çarpın. İsteme onu da yapma. Seni istiyorum. Ama çok yüksek makamda. Olsun dursun canım. Hani bir sahabe dediği gibi. Ya Rabbi ahirette ver bu dünyada hiç verme. Peygamber duydu bunun nidasını. Niye dedi Allah, Allah'a cimrilikle itham ediyorsun? Orada da versin, burada da versin diye. Şimdi ya abi ona kim olacak? Sana ne ya? İste kardeşim. Ya Rabbi senin rızan için istiyor. Ama öyle deme yani. Cehennem tehdidinden, cennetin şeyinden. Yok o zaman dokunur Cenab-ı Hakk'ın rızasına. Hiç onu bahsetme. Allah'ım senin rızan istiyor. Sen nasıl biliyorsan kendini sen öylesin. Bunu da beceremiyorsan şöyle de benim gibi. Ya Rabbi ne isteyeceğimi de bilmiyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam neler istemişse ben de istiyorum. Nerelerden sığınacağımı da bilmiyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz nerelerden sığınmışsam ben de sığınıyorum. Ben başka bir şey uydurdum. Benim de bir duam var. Ya Rabbi razı olmadığın olmuş. Razı olmadığım bütün geçmişimden tövbe ediyorum. Tövbe. Razı olmayacağım bütün geleceğimden de sana sığınıyorum. Sığınmak, tövbe etmek. Razı olmadığın, razı olmadığın. Benim bir sürü pisliklerim var geçmişim. Onlardan tövbe ediyorum. Razı olmayacağım bütün geleceğimden de sana sığınıyorum. Tamam. Şimdi burada uzun seneler ihtiyarım haricinde olarak hizmet imaniyeni maddi ve manevi kemalat ve terakkiyatıma, azaptan ve cehennemden kurtulmama ve hatta saadet-i ebediyeme vesile yapmamaklığıma yahut herhangi bir maksada alet yapmaklığıma manevi gayet kuvvetli maniyalar beni men ediyordu. Bu deruni hisler çok acayip bir his. Deruni direkt dibin yani. Ve ilhamlar beni hayretler içinde bırakıyordu. Ustadın gayri ihtiyarı olmuş bu. Ustad da hayret ediyor. Bu acayip acayip derin hisler var. Bunları söylüyor, sakın yapma falan içeride ha. İçeride sesler var. Yani sen diyor, soruyu bıraktı, aşağıya bıraktı. Soruyu bir attı. Dedi ki ona ben bu kader-i ilahi bana bunları ne musallat ediyor bu adamları. Bu alem konuşuyor. Ustad da böyle seyrediyor içeriği. Diyor ki bir tarafı diyor ki sen maddi ve manevi terakkiyatına iki azaptan ve cehennemden kurtulmana ve daha şey saymadığı herhangi bir maksada alet yapıyordun, manevi alet yapıyordun. Yapmayacaktın. Sen yalnız ve yalnız rıza ilahi yapacaktın. Ondan sonra böyle cevaplar geldi. Deruni ister, deruni adamlar yani derler ya deruni. Deruni ister ve ilhamlar beni, usta da Allah Allah bakıyor içeriye. Hayret ediyor yani. Yani kendi ihtiyarı dışında cevaplar veriliyor. Bu soru soruyor, bu cevap veriyor, bu seyrediyor. Hani var ya asr-ı mebuslarının orada durduğum sorun bana. Kendisi hiç karışmıyor. Adamı. Senin de bir reyin var değil mi? Bak. Deruni hisler ve ilhamlar beni hayretler içinde bırakıyordu. Herkesin hoşlandığı manevi makamatı ve uhrevi saadetleri, manevi makamatı, uhrevi saadetleri, amal-i salih ile kazanmak. Yani namaz kılıyorsun, hizmet ediyorsun, koşuyorsun, zekat. Ne bileyim, zekatta bunu talep etme hakkın yok. Verdiğim zekat hürmetine olmaz. Çünkü vazife o. Ve kıldığım namazı önemli değil. Onun dışında sadakalar var ya. Onun için vazifeye yaklaştırma denmiyor da nafilelerle Allah'a yaklaşılır. Amal-i salihâ ile kazanmak ve bu yola müteveccih olmak hem meşru hakkı olduğu
hem de hiç kimseye hiçbir zararı bulunmadığı halde ben ruhen ve kalben men ediliyordum. Ben hem ruhen hem kalben men ediliyordum. Niye? Rıza ile ilahiden başka fıtrı vazife-i ilmiyenin sevkiyle yalnız ve yalnız imana hizmet hususu bana gösterildi. Çünkü hizmetin kendisi nedir Risale-i Nur hizmeti? 63. sayfada. Korkmayın, öyle zeki bir insan değilim. O kadar çok iyi bildiğimden değil. Sizden belki bir farkım şudur. Çalışarak geliyorum da ondan. Tak da 63 söyledim. Yoksa kafa nerede bizde? Siz daha iyisini yaparsınız Allah'ın izniyle. Şey için demiyorum. Bak, hizmet iman dedi ya şurada. Dedi ki, hem meşru ve hakkı olduğu bunları istemek. Meşru ha, cenneti istemek, cehennemdesin. Meşru ve hakkı olduğu halde, hem de hiç kimseye hiçbir zararı bulunmadığı halde. İçeriden istiyorum. İçeriden cehenneme sığınıyorum. Sana ne zararı var? Hiç kimseye de zararı yok. Hem de meşru olduğu halde, ben ruhen ve kalben men ediliyordum. Niye? Çok acayip makam var. Rıza-i ilahiden başka fıtri vazife-i ilmiyenin sevkiyle yalnız ve yalnız imana hizmet hususu bana gösterildi. Hem şuur-u imani ile nedir o şey? Hizmet gösterilen. Hizmetin şekli neymiş? Risale-i Nur'la hizmet etmek netice-i hayatım ve sebebi saadetim ve vazife-i fıtratım olan Risale-i Nur dahiydi. Görüyor musunuz? Risale-i Nur neymiş? Ustad nasıl hissediyor? Netice-i hayatım, sebebi saadetim, vazife-i fıtratım olan Risale-i Nur. Netice-i hayatım, yaratılışımın neticesi bu. Sebebi saadetim ve vazife-i fıtratım olan Risale-i Nur. Bu, peki ücret nedir? Ücret kendisidir. Bir şey talep etmek yoktur. Yani ücret kendisidir. Zaten öyle diyor. Bak şöyle diyor. 104'te. Bizim ücret nedir? Bak orada söyleyecek de ben acele ettim. Rıza ilahiden başka vazife-i fıtri-i ilmiyenin sevkiyle yalnız ve yalnız imana hizmetin kendisi aynı ücret bana gösterilmiş. Hizmetin kendisi ücretmiş. Yani rıza ilahidir. Rıza ilahi olduğu için hizmettesin, hizmette olduğun için rıza ilahidesin. Rıza ilahi olduğu için hizmettesin, hizmette olduğun için rıza ilahidesin. Rıza ilahi olduğu için hizmettesin, hizmette olduğun için rıza ilahidesin. A eşittir B, B eşittir A'dır. Tamam. Çok acayip. Bak diyor ki, acaba herkesin hoşlandığı manevi makamatı ve uhrevi saadetleri amali saliha ile onları kazanmak ve müteveccih olmak hem meşru hem hiçbir ciheti zararı olmadığı halde ne için böyle ruhen men ediliyorum? Rıza ilahiden başka vazifi fıtri imaniyenin sevkiyle yalnız ve yalnız imana hizmetin kendisi aynı ücret bana gösterilmiş. Niçin? Çünkü şimdi bu zamanda hiçbir şeye alet ve tabi olmayan ve her gayenin fevkinde olan cennet bile gaye olamaz. Cehennemden kurtulmak bile olamaz. Hizmet imaniye. Çünkü bak her dediğinin dışında bir şey var mı? Çünkü şimdi bu zamanda hiçbir şeye alet ve tabi olmayan ve her gayenin fevkinde olan hakaiki imaniyeyi fıtri ubudiyet ile muhtaçlara tesirli bir surette bildirmenin bu dehşetli zamanda çare-i yeganesi ve imanı kurtaracak ve kat'i kanaat verecek bu tarzda yani hiçbir şeye alet olmayan bir dersi Kur'an'ı lazımdır ki küfr-ü mutlakı ve mütemerrit ve inatçı dalaleti kırsın ve herkese kanaat-ı katiye verebilsin. Böyle bir derse
bu zamanda bu şerait dahilinde hiçbir şahsi ve uhrevi ve dünyevi ve maddi ve manevi bir şeye alet edilmediğini bilmekle katı kanaat gelebilir. Yoksa komitecilikten ve cemiyetçilikten tevellüd eden dehşetli dinsizlik şahsiyet maneviyesine karşı mukabil çıkan bir şahsın en büyük bir mertebe-i maneviyesi de bulunsa yine vesveseleri bütün bütün izah edemez. Bir adam çıktı, kutuptur, velidir, bilmem uçuyor, kaçıyor, bilmem gafstır, gel. Olmaz fert. Çünkü adet-i ilahi ters düşer. Yani bir adam bütün cemiyetin, bütün ifsadatlarına tek adam karşı koyuyor. Olmuyor. Mehdi ve cemaati yapacak yani. Yani Mehdi dahi olsan tek başına olmuyor. Adet-i ilahi böyle değil. Peygamber tek mi yaptı? Sahabeleri yardım etti. Dua etti. İki Ömer'den birisini ver ya Rabbi. Demedi mi? Ondan sonra onları cepheye gönderdi vesaire. Yani İslamiyet'in yayılmasına onların katkıları da var. Değil mi? Yani bir şahsi manevi gerekiyor. Yani fert ne kadar şey olursa olsun, bak cemiyetçilikten tevellüd eden dehşetli dinsizlik şahsiyet-i manevisine karşı mukabil çıkan bir şahıs. En büyük bir mertebe-i manevisi de bulunsa. Şimdi mesela diyorlar ki usta işte Mehdi'dir, şöyle dedi. Tamam, tamam ama tek olmuyor ki. Şahsi manevi var yani. Sonra yine vesveseleri bütün bütün izale edemez. Çünkü imana girmek isteyen muanidi nefsi ve enesi diyebilir ki bu kutsi şans dehasıyla ve harika makamatıyla bizi kandırdı diye bir şüphesi kalır. Ya? Demek ki hizmetin kendisi bize ücret. Ve hizmetin kendisi rıza-i ilahi. Çünkü hizmet kendisi vazife-i fıtratım, vesile-i saadetim, sebebi vücudum, Risale-i Nur diyor. Ha, vazife-i fıtratım, sebebi saadetim, sebebi hilkatim, netice-i hayatım, Risale-i Nur. Yani bu. Yani arkadaşlar, ne cehennemin böyle tehdidi, ne de cennetin şeyi, elbette ki o lazım ama bu makam daha değişik makam bu. Değişik umma, hiç ender hiç olan zatın yapısı. Hiç ender hiç. Ha. Ücret hangisiymiş? Ücret kendi neydir? Hizmet. Hizmet. Onu hiç vasıta vesile yapmayacağız. Maddi ve manevi terakkiyatımıza, azaptan ve cehennemden kurtulmamıza veya uhrevi bilmem türlü böyle hazlarımıza verilmesine ve türlü türlü sıkıntıların, tehditlerden kurtulmamıza bile vasıta yapamayız. Ücret olması da anlayamadım abi ya. Hizmet. Ücret. Ücret nasıl biliyor musun? Sana maaş veriliyor ya. Öyle değil de. Yani şöyle. Dua ediyorsun ya. Dua bir kendisi ücret. Yani bir şey talep ederken gelmesi önemli değil o. O ikinci derecededir. Yani yapabilmek kendisi neticedir. Yani duanın neticesini beklemek değil, dua kendisi neticedir. Yani çünkü dua edebilmek arınmaktır, saflaşmaktır, aslına gelmektir, bir şey fark etmektir ve sırrı tevhiddir. Yani birisi var beni dinliyor. Yani bir şey istemek değil. Aslında tevhid sırrı burada gözüküyor. Tevhid yok burada, tevhid sırrı var. Yani burada müthiş bir dolma var. Kendisi dolma var. Mesela diyelim ki şey diyor, Allah'ın çocuğun başını okşamak sadakadır. Zannediyoruz ki çocuğun alıyor, sürdün kafasına, ağlaması gitti. Bu iş zannediyoruz ki bu ahirette verilecek. Bu ahirette tabii ki verilecek inşallah. Ama ücret şu. Çocuğun ağlamasına sebep pozitif enerji çok vücudunda. Olumsuzluk yok ya. Onu ağlayarak atıyormuş. Biz ise olumsuz enerji çok pislikten. Cemiyetten bir sürü günahlar var. Elimizi koyduğum zaman çocuk ağlaması niye kesiyor? Ağlama yavrum deyince bendeki eksi, ondaki artı dengeleniyor. Bende o da rahat, bende rahat. Yani netice kendisi ya. Hizmet edebilmek, kendisi ruhsal şey ya. Cennet hayatı yaşıyorsun. Bunun tersini düşün.
Hizmet düşmanı olmak, cehenneme girmeye gerek yok. Cehennemi ruhtadır. Ondan sonra cehennemi cismani kafiri, Müslümanın. Müslümanın, günahkar Müslümanı %51 günah var, %49 gitti cehennemi cismani. O cehennemi cismaniden aldığı elemi koy bir tarafa. Kafirin dünyada almış olduğu yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva kabisinin izahatından almış olduğu 7 tane sıfat var, 744. Bu ise bu cehennemi cismani arif olan mümin için bu cehennemi manevi olan bu zındığın daha fazladır. Peki niçin çıldırmıyor? Usta da diyor ki niçin çıldırmıyor? İntihar etmesi lazım. Meğer iptal isneminden hissetmiyor. Yani dişçi mesela iş yaparken iğne vuruyor ya, uyuşturuyor. Yani günahlar uyuşturma özelliği yapıyor. Ve kafir küfrünün elemini hissetmediği gibi günahlarla, Müslüman da namazının, imanının, orucunun, Kur'an'ının okumasının lezzetini ve keyfini alamıyor günahlardan kaynaklı. Onun için hizmetin kendisi aynı ücrettir. Mesela bunun atıflarını istersen okuyayım, keseyim. Çünkü ben hizmetin ta kendisi ücrettir konu değildi. Yani biz hizmet imani hiçbir şeye alet etmemek, azaptan ve cehennemde dahi o konuydu. Ama ben şey yapayım. Kendisi aynı ücret oluşuna ait misal veriyor. Atıflar yapıyorum. Şurada geçiyor. Şualar 63. Sözler 316, Emirdağ 165, Kastamonu 261, Emirdağ 1214, Şualar, eskide yazdık şimdi okuyamıyoruz göz. Şualar 361, tarihçe 404, Barla 261. Vahir devahum enilhamdülillah rabbil alemin, el Fatiha.